Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abla modellerin çok zor hafif model istiyoruz diyen arkadaşlar buyurun hemen sizler için şöyle bakın çıtı pıtı ara suyundaki arkadaşlar yeşillerde 3 kirpik çiçeğimiz 5 gibrik bu şekilde çıtı pıtı bir model hazırladım sizlere arkadaşlar hemen buyurun yapımına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz bir tane zincirimi çektim şöyle iki tığ battı büyüklüğünde ipimi uzatıyorum ve buraya orta boy şöyle küçük denilecek bir örümcek yapıyorum arkadaşlar bir defa tığım, iki defa tığımı doluyorum iki tane tığ battım atlayıp üçüncü tığ battımın içine giriyorum ve 2 2 2 alarak buraya bu şekilde bir trabzan yapıyorum Şimdi bu yuvamızı yapmışız. Kirpiğimiz için 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bu yuva olacak kirpiklerimize. Bakın bu noktaya trabzanın bitiş noktasına 3 zincirimi kapattım. Buraya bir yuva yaptım. Şimdi 5 zincir. 5 zincirimi çevirdim. Bu 3 zincirli nokta arkadaşlar aralıyorum. Kapattım kirpiğimi buraya. Bu birinci kirpiğim. 5 zincir hemen aralıyorum aynı yere 3 tane bu şekilde 5 zincirden kirpik yapıyorum 5 zincir kapattım yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum Şimdi geri kalan bu trabzan var ya arkadaşlar 3 seferde çıktığımız bu trabzanın içine de 5 tane sık iğne yapacağız bu bir 2 3 4 ve 5 5 tane bu şekilde de sıkı sıkı trabzanımızı yaptık dibine değil bir sonrakine bu şekil daha güzel duruyor arkadaşlar herhalde o da tığ battının küçüklüğünden minikliğinden olsa gerek Evet bu ara suyumuzda olan kirpiğimiz bir tane ara suyumuz, bir tane çiçeğimiz için yuva olarak devam ediyor çimeni. Şimdi arkadaşlar çiçeğimiz için yuvasını hazırlayalım. Bir zincirimizi çektik. Şöyle ipimizi yine iki tığ battı büyüklüğünde uzatıp örümceğimizi yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen iki defa tığımın başını doladım. İki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine bu şekilde giriyorum. 2 2 ve 2 şimdi arkadaşlar bakın yuvamızı yapacağız o yüzden 5 tane zincir çekiyorum yuvama hemen 5 zincirimi kapatıyorum yine bu trabzanımın arasına geri kalan kısma yine 5 tane sık iğne yapıyorum hepsinin aynı boyutta bir böyle sık iğneli trabzanların çubukların olması için arkadaşlar bu şekilde 5 tane yapıyorum galiba bu da 5. hemen dibine değil bir sonrakine şöyle durmasını istiyorum arkadaşlar hafif öne meyilli dik değil e, dibine batarsak dik durur bir yandakine batarsak böyle yan yan bir sık iğneli çubuklarımız olur şimdi bakın yuvayı da yaptık ara suyumuz ve yuvamız şimdi tekrar buraya bir tane daha ara suyu yaparak şöyle işlemimizi pekiştirelim tığımı uzattım arasına giriyorum ve buraya bir örümcek yapıyorum 2 defa tığımın başını doladım 2 tane tığ battımı atlayıp 3. tığ battıma 2 2 ve 2 bu şekilde trabzanımı yaptım şimdi 3 tane zincir çekiyorum çevirdim 3 zincirimi buraya tepesine sık iğne ile sabitliyorum 3 zincirden yuva yaptım 5 tane zincir 5 zincirimi çektim döndüm şöyle düz tarafına bu 3 zincirli yuvayı aralayıp 5 zinciri iç içerisine kapattım tekrar 5 zincir hemen 5 zincirimi bu şekilde kapatıyorum kirpik olarak 5 zincir kapattım arkadaşlar 5 zincirimi bu şekilde 3 zincirimin içine 3 tane kirpik yaptım bakın trabzana iniyorum sık iğne ile buraya 5 tane sık iğne yapacağım 2 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 6. sık iğnemi de bu şekilde buraya sabitledim. Evet. Tekrar yuvamız için şöyle bir zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi uzatıyorum. Şöyle iki tığ battı büyüklüğünde buraya bir örümcek yapıyorum. İki defa tığımı doladım. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bu şekilde 2 2 2 olarak bir trabzan yaptım. Yine 5 zincirden yuva yapacağım. Şöyle arkadaşlar kapattım. Geri kalan trabzanıma 5 tane buraya sık iğne yapacağım. Evet. 2 3 4 ve 5 Hemen arkadaşlar bakın dibine değil bir yandakine de girerek trabzanımı buraya sabitliyorum şöyle arkadaşlar bakın iki tane yaptık bu şekilde kirpiklimiz yuvamız ara suyumuz yuvamız bu şekilde arkadaşlar tamamladık şimdi çiçeğini de gösterelim gördüğünüz gibi yavaş anlattım ki bir tane olsun tam olsun arkadaşlar çiçeklerimizin yapımı zaten ara ara minik minik pıtırcıklar Hemen onları da takalım ve bitirelim. Evet arkadaşlar. Bu yaptığımız 5 zincirli yuvaları şimdi yuva olarak ediniyoruz kirpiklerimize. Bakın. Sık iğne ile buraya sabitledim ve 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirim arkadaşlar. Şöyle biraz daha görünüşü olsun diye buraya ipin arasından da geçebilirsiniz sık iğneye battım ilk olduğu için arkadaşlar diğerlerini iki sık iğne arasına ortalayarak yapacağım şimdi bu 5 zincirli yuvamın içine tekrar giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum şu ipimi çekeyim bakın iki tane sık iğnenin arasına yine 5 zinciri yapacağım 5 zincirimi çektim bu iki sık iğnemin arasına giriyorum ve buraya sabitliyorum Evet ikinci kirpiğimizi de yaptık şimdi tekrar sık iğne ile buraya sabitledim 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir 5 zincirimi kapattım yine iki tane sık iğnemin arasına 3. kirpi her kirpiğim için bir tane sık iğneden yuva yapıyorum bakın arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 zincir. Şöyle aralıyorum sık iğnelerin arasına. Kirpiğimi bu şekilde oraya kapatıyorum. Evet 4 oldu. 5. ve sonuncu kirpiğim için yine bir sık iğneden yuva hazırladım. Evet. Bu şekilde. Şöyle. Arasını aralıyorum ve kapatıyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir arasına kapatıyorum. Hemen yine yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çektim ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sık iğnelerin arasına yapıldığı için çok güzel şatafatlı durduğuna daha gösterişli durduğuna inanıyorum arkadaşlar ee, bu arada saat sabahın yedisi ve dışarıda yağmur öyle güzel yağıyor ki arkadaşlar biraz görüntü de inşallah parlak olur ışığı da açtım Evet şimdi bir de mavi renkten yapalım arkadaşlar şöyle rengarek kök kuşağı renklerinden olsun Evet arkadaşlar. Mavi renkle deneyeceğiz kirpiğimizi. Yine bu 5 zincirli yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum ve 5 zincir. Kirpik sayım 5 zincir. 5 zincir benim el ayarıma göre muntazam arkadaşlar. Bu şekilde kapattım sık iğnemin arasına Ne giriyorum? Sık iğnemi Kirpiğim için sık iğnelerden yuva yapıyorum. 5 zincirimi çektim. Kirpiğim sık iğnemin arasına bu şekilde girip sabitledim. Tekrar 3. sık iğnemi yapıyorum. 5 zincirimi kapatıyorum. Sabitliyorum. Şöyle sık iğnemi yaptım. 5 zincir. Tekrar sık iğne ile sabitliyorum ve 5 zincir. Sık iğnemle buraya girip bitiriyorum. Evet arkadaşlar koparalım ipimizi şöyle çok hoş ve çok tatlı oldu bir tane daha yapmışız arkadaşlar onu da bitirerek tamamlayalım modelimizi Evet arkadaşlar bu sefer de şöyle gökkuşağına renginden olan kırmızı ile yapacağız bakın buraya sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum ve üzerine 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle sık iğnemin en uç kenarından almaya gayret ediyorum. Kenarda tek tel bile kalabilir arkadaşlar. Tam ortası şart değil. Girebilen şöyle iki ipin arasını tutup uzun bırakıp da girebilir. Şöyle ben ekranda güzel gözüksün istediğim için bu şekilde. Hemen yanına bir sık iğne yapıyorum. 5 zincirimi sık iğnemin arasına bakın iki tane sık iğneyi bu şekilde aralayıp kirpiğimi kapatıyorum yine üçüncü sık iğnemi buraya yapıyorum üçüncü kirpiğim için yuva zincir adedimi biliyorsunuz 5 zincir ve buraya iki tane sık iğnenin arasına kapattım kirpiğimi tekrar bu şekilde sık iğne yaptım 5 zincir 5 zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum. Tekrar yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Sabitledim. Tekrar sık iğne bir zincirimi de çekiyorum. İpimi koparıyorum. Bu da kırmızı renkli olanımız. İplerimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle her renkten yaptım ki gözünüz her renkten şenlensin. Sarımız, pembemiz, eflatunumuz, mavimiz, kırmızımız bütün renklerimiz var arkadaşlar. Her renkten mevcut bu şekilde. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çıtı pıtı hemen böyle yakıp ee şey yapıp takılacak bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Yapımı da kolay. Bakın hep böyle bir el oyalayıcı bir şey yok. Çimenini hemen gidip üzerine bu minik kirpiklerini takarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet modelin bu. Şöyle yakın plandan da göstereyim arkadaşlar. Instagram'da yine resimlerini paylaşacağım. Ama şu şekilde bir yakın planında görün istedim. Bakın hiç ütü yok. Kalıp gibi bu sık iğne ile olduğu için arkadaşlar bu şekilde kalıp gibi durdu. Bunlar da bu şekilde. Zincirleri sık çektiğim için üç tane kirpik zaten hep topu bu şekilde. Evet. Modelim bu. Emeklerim için siz de arkadaşlar videolarımın devamı için bana destek olursanız, yorum ve beğeni atarak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.